Burada bütün suç kocanda. Bak kocan sana söz vermişti kimseyle aldatmayacağım diye. Kadın söz vermemişti. Başta diyordum ki lan ben Brad Pitt miyim? Johnny Depp miyim? Benim fotoğrafımla niye Tinder hesabı açıyorlar? Sonradan fark ettim ki durum şöyle. Allah belanı versin İsmail YK. Nereye öldürüyorsun? Kimsin sen? Beni sattın yazıklar olsun. Allah seni kahretsin. Başlayalım. Herkese yeniden merhabalar, ben Ayvan. Saat kaç biliyor musun? Beni bu evden atacaklar artık ha. Saat 3'ü geçiyor, ben burada bağırıyorum. Herkese yeniden merhabalar, ben Ayvan. Böyle de olmuyor yani. Yeterince enerji veremiyorum. Herkese yeniden merhabalar, ben Aydın. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün helva yiyeceğiz ve akrabalara sallayacağız. Gerçekten bak dedim ki artık yeter akrabaların ekmeğini yediğin. Yapma, sallama, sal gitsin. Ama bırakmıyorsunuz. Her gün yeni bir atraksiyon, her gün yeni bir yakınlaşma teşebbüsü. İstemiyorum abi, Allah aşkına rahat bırakın beni ya. Ice Americano yapmıştım. Şöyle sütlü cevizli bir irmik helvam var. Aşırı tatlı yapmışım. Şöyle bardağa falan koydum, bak sunum yaptım. Aşırı tatlı yapmışım. Evde de bu tatsız muzlardan vardı, aşırı tatsız. Dedim ki yanına doğrayayım. Beraber yerim, birbirini nötrler. Aa. Bu akraba serisini çektikten sonra fark ettim ki akrabalarını sevenler gerçekten azınlıkta. Ama sevmeyenler de ara ara kendilerini kötü hissediyorlar. Etmeyin, kötü hissetmeyin. Şimdi diyelim ki sen amcanı sevmiyorsun. Bak şimdi amcam yok ya, nasıl giydireceğim? Sevmemekte sonuna kadar haklısın. Neden? Çünkü sen normalde amcanı yolda görsen suratına tükürmeye tenezzül etmezsin. Ama bu adamla bir ömür boyu yüz yüze gelmek zorunda bırakılıyorsun. Neden? Kan bağınız var. Yok ya! Bunu bazen insan şu psikolojiyle yapıyor. Hani akrabadır. Her şeyime koşar vesaire diyor. Koşmuyorlar, vallahi koşmuyorlar. Babam öldü, yalnızlık. Annem beyin kanaması geçirdi, yalnızlık. Akrabalarımı yorumlarda haklı bulanlar var. Vallahi çıldırtacaksınız beni ha. Videoyu çekmeden önce de dedim ki şimdi helva yiyorum. Acaba saygısızlık olarak algılarlar mı? Bilmiyordum vallahi. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Araştırdım. Ölünün arkasından helva kavurmak aslında geçmişten gelen bir inanış ve İslam'la bir alakası yok. İşte helvayı kavururken kokusunun ruhu beslediğine, helvanın kendisinin de geride kalanları beslediğine inanılıyor. Yani insanlar sonuçta birilerini kaybediyorlar ve bununla başa çıkmak için böyle yöntemler bulmuşlar. Bir de yorumlarda şunlar türedi. Tabağımdakilerin hepsini bitirmiyormuşum. Ya yesem suç, yemesem suç. Bıraktığımı da çöpe atmıyorum yani. Streçliyorum, dolaba kaldırıyorum, sonra yiyorum. Kimseye yarınamazsın deyip şimdi bana yarınamayan akrabalara devam ediyoruz. Bu kadar toplumsal cinsiyetle ilgili video çektim. Şimdi burada gidip hiçbir kadına hedef göstermemem lazım. Kocanın seni aldatmasından anneme ne? Kadının derdi zaten kendine yetiyor. Sen niye arayıp annemi üzüyorsun? Bak kimse kusura bakmasın, şunu da söyleyeceğim. Aldatılan bazı kadınlar kocasını affediyor. Karşı taraftaki kadını suçluyor. Ya bu kadın kendi kendine mi gelin güvey oldu? Ki gelin güvey de olabilir. Burada bütün suç kocanda. Bak kocan sana söz vermişti kimseyle aldatmayacağım diye. Kadın söz vermemişti. Kocanı elinden almayacağım, söz veriyorum dememiş. Vay Allah korusun, 2 gün sonra evli biriyle adım çıkıyormuş. Bir de ben önceden zannediyordum ki kadın kocasını affetmek zorunda kalıyor. İşte ekonomik olarak bağımsız değil, kendine yetemeyecek olarak düşünüyor, yok işte çocukları babasız büyüsün istemiyor. Yo, bazı kadınlar ciddi ciddi ekonomik bağımsızlığa sahip oldukları halde, istese çok rahat bir şekilde o adam olmadan geçinebileceği halde yine de kocamdır yapar diye biliyorlar. Ya şu Kemal'im Kemal'im modundan çıkın. Mart ayının başında da gelecekti. İşte yıllar sonra barışalım diye Ankara'ya gelecekti sırf bizimle barışmak için. Ama yani bunu o kadar yapmayacak bir tip ki anneme dedim ki anne, dünyanın sonu mu geldi ya? Bu kadın bizimle barışmaya gelmezdi yani Ankara'ya. Harbiden de sonu gelmiş. Korona çıktı, gelemedi. Videolarımı hala izlediğini biliyorum. Seni çok seviyordum. Hala da bir yanım seviyordur yani. Sevmiyorum dediğime bakma çünkü küçükken sen benim idolümdün. Seviyorum seni ama hiçbir zaman görüşmeyeceğim. Bak seviyorum dedim diye de kızını arayacaklar şimdi. Böyle diyorum sonra beni niye arıyorlar? Neyse sevmiyorum ama nefret de etmiyorum yani. Aramayın. Hani birbirimize iyi gelmiyoruz. Vallahi iyi geleceğinizi bilsem yine görüşmem. Sizden gerçek hayır Allah'tan gelsin de. Akraba videolarından sonra gelen yorumlardan biri de şuydu. İşte bak akraba sevmemekle olmaz. Bir gün biri çıkar akraba sevmediğin için seninle olmaz der. Akrabasını sevmeyen bana neler yapar diye düşünür. Bu yazan herhalde 50 yaşında bir teyzeydi çünkü yeni nesil asla böyle düşünmüyor. Yeni nesil akrabalarının %90'dan nefret ediyor. %95'inden. Hatta bunu kanıtlayabilirim size, şunu atayım azma.
Geçen ben Tinder'da biriyle eşleştim. Bu arada evet, Tinder hesabım var. Ama şöyle bir şey var. Tinder'da bir sürü aydın var. Başta diyordum ki lan ben Brad Pitt miyim? Johnny Depp miyim? Benim fotoğrafımla niye Tinder hesabı açıyorlar? Sonradan fark ettim ki durum şöyle. Diyelim ki adam kilolu ve kendi güvenliği için hemen kendi fotoğrafını internete koymak istemiyor. Ama yine de karşı tarafla buluşma ihtimali de var. Kilolu olduğunu da bilsin istiyor. Böyle bir durumda da ne yapıyor? Kilolu birinin fotoğraflarını kullanıyor. Çözümü buldum. Eğer ben olup olmadığımdan şüphe ediyorsanız Instagram'dan yazın. Yazmayın ha. Yok öyle şeyler ya. Tamam ben internetten... Sıcak pasta. İnternetten sevgili aramıyorum. Tinder'da da zaten sevgili aramıyorlar. Neyse işte hobilerimizden falan bahsetmişiz birbirimize. Bir noktada da ben YouTube kanalımın olduğunu söylemişim. Ha bir de şey demişim hani izleme benden soğursun. Orada enerjisi fazla yüksek biriyim ben. Normalde de enerjim yüksek de. Şimdi gidip de buradaki bu cıvık hallerimi görsün istemiyorum. 250k olmuşsun. İzlemeyeceğimi düşünmedin herhalde. Ayrıca bak burada geliyor. Akrabalarını sevmemen... Ben bu mesajı koyamam. Akrabalarını sevmemen... Arkadaş olmamıza engel değil dedi. bu video çok kötü. Neyse işte insanlar akraba sevmemeyi kötü bir özellik olarak görmüyorlar diye bu mesajı... Nerede nereye gitti? Şekerim düştü. Bir haftadır video koymuyorum. Benim bu videoyu koyabiliyor olmam lazım. Ya bu karantina döneminde bile arandım biliyor musunuz akrabalarım tarafından? Ha bir de şey diğer videolarda söylediklerimi çoğu kendi üzerine almamış. Çünkü direkt bir yakınlık derecesi belirtmiyordum. İşte dede, hala, teyze, nene neyse. İşte şey diyor gerçekten de gerizekalı insanlar. Vallahi ağzına sağlık çok güzel söylemişsin videoları. Halbuki o videoda ondan da bahsetmiştim. Hipokrat yeminim olduğunu hatırlatarak başlıyor cümleye. Yani ben onun sağlıkla ilgili sorularını cevaplamak zorundaymışım. Görmemişim, muayene etmemişim. Sadece onun söylediklerinden tanı koymamı ve yönlendirmemi istiyor. Neyse, dinledim. Sonradan üzüldüm biliyor musunuz? Yani kadın normal görünüyormuş ama bebeğesi varmış. Ve ben hiçbir hastalıkla da özellikle burada dalga geçmek istemiyorum. Bir boku yok. Ama yine de her videodan sonra bazı mesajlar yerine gidiyordu ve nefret mesajları alıyordum bazı akrabalarımdan. Son videodan sonra da aklımda kalan seninle aramda kan bağı olduğu için utanıyorum demişti. Benden utanıyormuş. Hayatında başka utanacak bir şey mi kalmadı? Benden utanıyormuş. Sana kendi hayatınla ilgili utanabileceğin en az 10 sebep sayarım ki az önce de saydım birkaçını ama büyük ihtimalle koyamayacağım. Ben bu videoyu koyarsam kıçımdaki boklu dona kadar alırlar. Ha, bir de don demişken kilottan maske yaptığım bir video vardı. Hala izlememişsiniz. Şuraya kartla, kartla şuraya buraya. Kaç yıldır buradasın hala nereden kart çıkacağını bilmiyorsun. Dur bak söylüyorum. Buradan çıktı kart. Bu yaz da böyle giderse tatile gidemeyeceğiz gibi duruyor. Ben de iyi yanından bakmaya çalışıyorum. En azından kilo ve kıl ince yemeyeceğim. Böyle kilomla ve kılımla ilgili söylenen yorumları takmadığıma bakmayın. Küçükken aşırı takıyordum. Gazakla mavuza giriyorsun falan diyorlardı. Şu anda mesela kıllarımı aşırı seviyorum. Fark etmişsinizdir çoğu zaman da sakallıyım. Ama mesela sırtımdaki ve omuzumdaki kıllar yüzünden uzun süre kendimi kötü hissettiğim bir dönem oldu. Hiç istemediğim halde lazer epilasyona gitmek zorunda kaldım. Sadece 2 seans falan gittim. Tabii ki devamlı getirmediğim için çok bir değişiklik olmadı. Ama şöyle bir sırtımda ya sağda ya solda yumurta büyüklüğünde bir kılsız alan kaldı böyle değişik bir şeye dönüştüm. Tabii ki epilasyon yaptıranlara saygı duyuyorum ama benim yaptırmamama da saygı bekliyorum aynı şekilde. Ama bir iki yüzlülük de var kabul ederim. Diyelim ki biri böyle kılsız, tüysüz, kaslı maslı bir tipse sosyal medya platformlarında atletiyle çıkabiliyor, yayın açıyor, canlı yayında açıyor, böyle böyle duruyor. Ben öyle bir şey yapamıyorum. Niye? Çünkü memem var, omzumda kıllarım var. Bunun için ben atlet giyemiyorum burada. Birkaç tane havuz görüntüm var ama onun dışında mesela normal böyle otururken bir sıfır kol bir şey giyemiyorum. Bir videoyu da öyle kapatmak isterdim ama biliyor musunuz böyle kapak olsunlar diye ama yapmayacağım. Bununla ilgili bir challenge başlatalım mı? Şey diyormuşum. 24 saat içerisinde bu videoya 10.000 like gelirse bir sonraki videoyu atletle kapatıyorum. Hayır tabii ki de 10.000 like gelir yani artık. Normalde de bir videoya 10.000 like geliyor ama 24 saatte çok az videoya 10.000 like geliyor. O 10.000 like gelenler de böyle challenge koyduklarım oluyor. O yüzden ha. 24 saat içerisinde 15.000 like gelirse asla gelmez. 15.000 like şimdiye kadar hiçbir videoma gelmedi. 24 saat içerisinde gelirse bir sonraki videoyu atletle kapatıyorum. Ay neyse tamam hadi kapatıyorum artık. Yediğim son bilinçten de bahsedeyim. Bugün çok konuştum. Bazı videolar vardır ya durup durup viral olur. Benim de Kim Milyoner Olmak İster'e katıldığım bölümden bir kısım durup durup viral oluyor.
Ben Kim Milyoner Olmak İster'den Joker hakkımı hiç tanımadığım birini koymuştum. İnternetten konuştuğum biriydi. Hiç yüz yüze gelmemiştik. Sonra Joker hakkım boşa gitti. Sordum soruyu bilemedi. Kapandı telefon. Ben de orada diyorum ki daha gerçek arkadaşlar edinmem gerekiyor. Bir tek bu kısmı paylaşmışlar. İnsanlar da zannediyorlar ki ben gerçek hayatta tanıştığım bir arkadaşıma sırf soruyu bilemedi diye keşke senin arkadaş olmasaydım diyorum zannediyorlar. Ama böyle bir şey yok. Ve o programda asıl viral olması gereken kısım Murat Yıldırım'ın yanaklarımı sıkmasıydı. Duvarda o anın fotoğrafı asılı. Yemin ederim asılı. Tabii o zamanlar korona yok. Bak güzel güzel yanaklarımı sıkmış. Şimdi olsa nereye sıkıyorsun yanağımı? Hey git. Ay neyse tamam yeter. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.